Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Elimde bugün böyle açık gül tonunda, kiremit tonunda bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için çok güzel bir model hazırladım. Yeni göreceğiniz modellerden bir tanesi. Bunun için tabii yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Yazmamın markası Cenk. Ona göre oldukça düzgün şekilde tığlandı. Cenk yazmanın kenarının düzgün tığlandığını herhalde bilmeyenimiz yok. YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda benim tığlama ile ilgili detaylarımı anlattığım videomu bulup izleyebilirsiniz. Orada bütün püf noktalarımı anlatmıştım. Bütün yazmalarımı ikişer zincir çekerek tığlıyorum. Bu yazmamı da yine ikişer zincirle tığladım. Yazmamın kenarını tığlarken tercih ettiğim ipim Altın Başak marka 2 numara yeşil. Bu 2 numara yeşil özellikle düz renk yazmaların kenarında çok tercih ediyorum. Çok güzel sonuç veriyor, kendini gösteriyor. Yazmamla benzer tonlarda Altın Başak 45 numara nar çiçeği ve yine Altın Başak numaraya bakmak istiyorum. 415 numara somon rengi kullanacağım. Bu iki renkle şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu iki renkle yazmamı çiçeklerini yapacağım. Oyamı yaparken kullandığım tığım da 22 numara. Hemen modelime başlamak istiyorum. Bence çok güzel bir model. İlk kez göreceksiniz. Hemen yapımına geçelim. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Geldim. Şöyle tığ battım, size yakından göstereyim. Delinmeden oldukça düzgün bir şekilde tığlanmıştı. Şöyle tığ battının altından sık iğneyle ipimi tutturuyorum. İpimi tutturduktan sonra 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya geçiyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonrakine. Bu şekilde minik bir çimenle yazmamızın kenarında ilerliyoruz. Birkaç tane yapmamız lazım çünkü çiçek yuvamızı yaparken bu çimenin üzerinde geri dönmek gerekiyor. Yine 3 zincirimi çektim. Sıradaki tığ battının altından girdim. Yine 3 zincirimi çektim. Sıradaki tığ battının altından girdim. Bu şekilde birkaç tane yapıyorum. Şu kadar yeterli. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Oyamın diğer yönüne döndüm. Bu tarafta 1, 2 tane boşluk bırakıyorum. 2 kutucuk. 2 kutucuğun bitimindeki sık iğneden tekrar giriyorum sık iğne ile. Üstüne bir zincir çektim, düzelttim. Burada birinci sık iğnem, ikinci sık iğnem. 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. 7 tane sık iğnemi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim, geri döndüm. Şöyle oldu. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. Yine geri döndüm. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çekiyorum. Yine geri döndüm. Tutturdum sık iğne ile. Buradan devam ediyorum. İkinci sık iğnem. Üçüncü sık iğnem. 4, 5, 6, 7. Sonra yine en son altta 3 zincir çekerek çimen yaparken kullandığım tığ battıya tekrar geliyorum. Buradan tutturuyorum ipimi sık iğne ile. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine geçtim. Bu şekilde 15 tane yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. Bir sonrakine. 1, 2, 3 zincir. Yine bir sonrakine. 3 oldu. 1, 2, 3 zincir. Bir sonrakine 4 oldu. Bu şekilde arkadaşlar yazmanın kenar tığlamasını 2 zincirle tığladıktan sonra benim anlattığım sayılarla giderseniz benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Yine 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Bir sonrakine geçtim.
15 tane yapacağım. 2 tanesi için zaten geri dönüyorum. Arada 13 tane boşluk kalmış oluyor aslında. Sayalım kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Çok az kalmış. 1, 2, 3, 12. 1, 2, 3, 13. 1, 2, 3, 14, 15. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Diğer yöne dönüyorum. Yine 2 tane kutucukta boş bıraktım. İkinci sık iğne, ikinci boşluğumun bittiği sık iğnenin içinden giriyorum. Tutturdum buradan ipimi. Burada da üstüne bir tane zincir çektim. Şu iplerimi. Yaptığım zincirimin altından 8 tane, 7 tane pardon, sık iğne yapıyorum. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci. Şimdi 12 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Geri döndüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine geri döndüm. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine geri dönüyorum. Bu şekilde 3 tane kirpik yaptık. Geri döndüğüm sık iğnem birinci sık iğne. Yanına 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yapıyorum. Sonra buradaki en son kullandığım tığ battının altından bir tane daha sık iğne yaptım. Yine 3 zincir çekiyorum bir sonrakine. Yine 3 zincir çekiyorum bir sonrakine. Bu şekilde yine 15 tane yapacağım. 15 tane yaptıktan sonra da tekrar geri döneceğim. Bu şekilde çimenimi ilerletiyorum. Üst kısmı yapıldığında çimen sıklığı ile ilgili daha net bir fikriniz olabilir. Ben bu sıklıkta yapıyorum. Siz dilediğiniz sıklıkta ayarlayabilirsiniz. Tamamen aradaki kalan çimen sayısı sizin zevkinize kalmış. Hızlı bir şekilde ben yanına bir tane daha çiçek yuvası yapacağım. Sonra üst kısmını birlikte süsleyelim. Ben Oyam'ın çimenini bir tane daha ekleyerek arttırdım arkadaşlar. Önce bu çimenle yazmamızın kenarını bir tur dolanıyoruz. Modelin çimeni çok kolay, çabucak yapabilirsiniz. Şimdi üst kısmına geçelim. Üst kısmı da en az çimeni kadar kolay olacak. Üst kısmında önce somon rengi ipimi kullanacağım. İlmeğimi oluşturarak başlıyorum. Hemen biraz yakınlaştıralım, netleştirelim. İlmeğimi oluşturuyorum. Geldim şöyle ilk yuvadan. Sık iğne ile ilk 12 zincirimden giriyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum aynı yuvaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yine geri döndüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yine aynı şekilde. Şu anda 3 oldu yaprağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yine geri döndüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bunu da yapınca 5 yaprak yapmış olduk bu çiçeğimizin ucuna. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ortadaki dalıma giriyorum. Burada da yine 6 zincirle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geri döndüm. İkinci yuvadan tutturdum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine aynı şekilde. Yine aynı şekilde. Dört oldu. Beşinci yaprağı da yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tutturdum. Son yaprağımda. Üstüne burada bir, iki, üç zincir çektim. Sonraki dalımdan sık iğne ile giriyorum.
Buradan da yine 6 tane zincirimi çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir, yine geri döndüm. Aynı yuvaya. Diğerlerini de yaptığım gibi. Üç oldu şu anda kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Dördüncü kirpiğimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle. Son kirpiğimi de yapıyorum. Son kirpiğimi sık iğneyle tutturdum. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Burada ipimi keseceğim. Sonra düzeltelim elimizle. Şimdi çiçek yuvalarımız biraz geniş durduğu için 12 zincirle şöyle elimle düzeltip yerleştiriyorum örneğimi. Bu şekilde oluyor. Şimdi diğerlerini de yapacağım ben. Diğerlerini de yaptıktan sonra, hatta ipini de yakalım birlikte. Diğerlerini de yaptıktan sonra ütüle hepsiyle son halini paylaşacağım. Şu ipimi de yakayım. İpimi yakmadan önce kısaltıyorum fazla kısmını. Buradan yakıp yumuşatıyorum. Aynı şekilde diğerine de. Çok uzun olursa is yapar. Birazcık yumuşayınca yapıştırıyorum. Böylece is olmuyor arka tarafında. Bu şekilde yaptık. Şimdi diğerlerini de yapacağım arkadaşlar ben. Sonra bitince ütülenmiş halini göstereyim size. Ben modelimin çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Oyamız bittiğinde bu şekilde oluyor. Anlattığım sayılarla yaparsanız sizinki de benimkiyle aynı olacaktır. Ben bu sıklıkta yapıyorum. Siz aradaki çimen sayısını değiştirerek sıklığını ayarlayabilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraflar Instagram'da oyanım sayfamda olacak. Videomu beğenirseniz, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.